sektörün şu andaki son durumumuz, balık sezonunun sona ermesiyle beraber hareketli olmasını beklediğimiz durumda tam tersi, hiçbir hareketimiz yok. Normal seyrinin altına gidiyor. Bu da insanların alım gücünden kaynaklanıyor. Kırmızı etin 80-90-100 lira olduğu yerde kalorisi yüksek olan tavuk grubunun daha hareketli olmasını beklerken tam tersi, hiçbir hareket yok. Tezgahlarımızdaki almış olduğumuz ürünleri günübirlik almaya çalıştığımız için dahi çok az miktarda tüketim oluyor. Bu da insanların alım gücünün olmamasından kaynaklandığını, piyasanın dengesinden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Sektör günden güne kötüye gidiyor. Biz kendi adıma konuşuyorsam sektör günden güne kötü gidiyor. Giderlerimiz yüksek, gelirim yapılması gerekiyor derken piyasalardaki şu dalgalanmadan kaynaklanan hissiyat insanların gıdayla alakalı durumuna bile çaresiz bıraktı insanları. Ne diyeceğim, kelime bulamıyorum. Yani biz bu zamanda tavuk sektörünün çok hareketli olması lazımdı. Şöyle, balık bitti. Balık bittiği halde biz bekliyoruz. Ama ne kadar da bekleyeceğiz bilemiyoruz. Hamsinin yokluğu da hamsi sizi... balık. Yani Karadeniz'in olmazsa olmazı balıktır. Tamam. Her şey zamanında güzeldir. Ama aması şu. Alıcı yok. Oturuyoruz. Tezgahlarda mal bekliyor. Hamsinin yokluğunu dolduran tavuk, evet, doldurmuyor. Doldurmuyor. Maalesef doldurmuyor. İnsanlar ne yiyor? Bilmiyoruz valla. Çaresizlik. Yeşillik dahi pahalı. Bakliyat pahalı. Tavuk deseniz aynı yerine sayıyor. Fiyatlarımızda normal yükselme de yok. Sadece müşteri bekliyoruz. Müşteri bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Bizim satış ürünlerimiz içerisinde günlük taze kızarmış tavuk ve tavuk ürünleri de bulunmakta idi. Fakat şu anda 45-50 gündür itibariyle kızarmış ürünlerinden bir tane talep olmuyor. Olmamasının sebebi de fiyatların yüksekliğinden, maliyetlerin yüksekliğinden bir tüp olmuş 240 lira. Biz bunu fiyatlara yansıttığımız zaman alıcı bulamıyoruz. Şu anda makine 45 gündür